Hayırlı günler. Sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi belki de diyeceksiniz ki nereden çıktı bu menekşe? Arkadaşlar bu menekşeyi bana bir takipçim Sevda Ayar getirmişti. Hatta bunun konuyla alakalı bir videosu da vardı. Sanırım Fatma'nın Hayatı kanalında daha yoğun işlemiş olsam da Sukulent kanalına da atmıştım. Şimdi bu menekşem çok büyüdü. Çok güzel çiçek açtı ve simli bir çiçeği var. Bunun konusunu biz Fatma'nın Hayatı kanalında çok güzel işledik. Fakat bu arkadaşlar saksı değişimi için size böyle videoyu çekmek istedim. Saksısı küçük gelmeye başladı. Şöyle ve gerçekten çok büyük oldu. Ben de şöyle kompostumu hazırladım. Saksı Seramika'nın bana göndermiş olduğu saksıları ben kendi evimin içerisinde kullanmak istiyorum. Arkadaşlar, şimdi toprağıma ben ne koydum? Normalde menekşe toprağına ne konulurdu? Bahçe toprağı, gübre, ondan sonra biraz torf konulurdu. Fakat ben kompostumdan tam oluşmamış kompostumdan koymak istedim. Bir sürü bitki atığı var arkadaşlar. Ve bunun inanın menekşem büyüdükçe çok daha güzel havalanacağını, çok daha güzel bundan besin alacağından eminim. Gerçi şu haliyle de arkadaşlar gerçekten çok güzel büyüdü. Yani bunu sadece içerisinde perlit torf olan bir topraktaydı menekşe. Fakat bu şekilde de çok güzel büyüdü. Ama ben buna bitki besini kullandım. Bitki besini şimdi arkadaşlar bu toprakta bunun içerisindeki torf, perlit, ondan sonra vermikülüt de vardı. Bunlar menekşeler için de faydalı. Fakat ben bunu komposta denemek istiyorum. Şimdi emin olun bu videodan sonra yine şöyle yorum gelebilir. Şimdi arkadaşlar bu konudaki gelecek olan yorumlara ben açığım. Şöyle ve saksıdaki bu arkadaşın gidişatı çok iyi olduğu için ben sadece saksıyı şöyle bakın arkadaşlar perlit, ondan sonra torf, sonra vermiklüt. Bakın toprakta bunlar var. Ve bitkimizin kökü gayet uzamış ama arkadaşlar buna ben bitki besini de verdim. Yani o besinin bence faydası bu arkadaşıma olmuş. Bakın bu saksıya bile şöyle geriden göstereceğim. Bu saksıya bile küçük geldi. Ama hayatını bunda devam ettirecek. Çünkü menekşeler çok da büyük saksılara dikilemez. Şimdi arkadaşlar ben buna biraz kompost toprağı getireceğim. O kompost toprağıyla bu arkadaşı ekeceğim. Çünkü altları boş oldu. Bakın şöyle altları boş oldu. Altlarını tam toprak dolduralım. Full. Şimdi arkadaşlar şu şekilde olmuş kompost malzemesi getirdim. Olmuş kompostla yani tamamen çürümüş. Çürüdükten sonra da şöyle tam doldurmak istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki saksı bu kadar doldurulmaz. Arkadaşlar benim altta da olmamış kompost oldu. Yani olmamış kompost var. O olduktan sonra da çökme yapacaktır. Tabii ki o zaman da ek yaparım ama şu anda ben tam doldurmak istiyorum. Böyle full.
doldurmak istiyorum. Şöyle. Diğer şekilde arkadaşlar suladığımda, bakın suladığımda bile toprak artık tam menekşeyi böyle suyunu aldırtamıyor. O kadar artık dolmuş. Şöyle güzelce bastırıyorum altta. Ve böyle arkadaşlar. Şöyle size geriden göstereyim. Şöyle ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Menekşem hazır. Güzelce menekşemi bir yıkayayım. Ondan sonra suyunu koyayım. Toprağı çok kuruydu. Kompost olan toprak çok kuruydu arkadaşlar. Sonra tezgahımı falan temizleyeyim. Sonrasında arkadaşlar size videoyu tekrar açacağım. Videoyu o zaman bitireceğiz. Gerçekten bakın şu şekilde bu menekşe saksısına çok yakıştı. Yani ben saksı seramikadan bu saksılar geldiği zaman arkadaşlar hepsini rengine renk ekeceğim dedim. Hatta bütün saksıların dibindeydi bu. Yine de onu buldum, çıkarttım. İyi ki çıkartmışım. Çünkü hemen elimin altında kahverengi bir tane vardı. Onu ekmek istemedim. Dedim ki her zaman yeşil olan bir menekşeyi yeşil dedim. Saksıya ekmek istiyorum dedim. Ve iyi ki buna ektim arkadaşlar. Şimdi ben bunun ön bakımını yapayım. Hemen size açacağım. Fotoğraf atacağım. Şöyle bir şey var. Ön bakımı mecburen sulayacağım. Çok susuz. Bir de saksısından tamamen dağıtmadım. Kökleri tamamen dağıtmadığım için sıkıntı yok. Güzelce sulayacağım. Güzelce yıkayacağım. Ondan sonra bu büyük saksısıyla bu arkadaş devam edecek arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde menekşelerimi yıkadım. Ondan sonra yıkanırken tabii çok güzel bir şekilde sulandı. Sonrasında şöyle arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Arkanın da kusuruna bakmayın. Arka tezgahta olduğu için mutfak malzemeleri gözüküyor ama arkadaşlar bunu bu şekilde masasına koyacağım. Güzelce fotoğrafını çekip inşallah Instagram'a da koyacağım. Yine söylüyorum, Instagram hesabım sukulentler ve kaktüsler. Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalımdan bunların günlük bakımlarını, günlük olarak bütün çiçeklerimin hem bakımlarını hem günlük vloglarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın.